Kardeşim sen... Evet, silahlandı kardeşim. Ulan bakar mısınız lan? Hayırlı geceler, bana bak, uyuyor musun lan? Ulan bu uyuyorum taklidi yapıp bakın bana tüfek doğrultursa burada amuda kalkar, Voltran'a dönüşürüm kardeşim. Teyze! Teyze mi lan bu kardeşim? Teyze! Garabel Usta bu, Garabel Usta. Garabel Usta, bana bak geldim lan. Sen kimsin lan? Arkadaşlar, Garabel Usta kafası çatlamış. Buradan şöyle... Köşeden. Beni görür mü acaba? Karışık var mı? Var Garabel Usta var. O zaman yükle gelsin. Arkadaşlar, Garabel Usta'nın yanına gidiyorum. Alo, bana bir bakar mısınız? Uyan Garabel Usta. Seni gebertirim ha. Sakin ol aslanım. Yaşadıklarımız kısmetse yaşayacaklarımız nispet olsun dinleyicim, yapma. Ulan çatlak kara. İndir silahı. Yabancı mısın diyor ya. Ne yabancısı teyzecim ya? Teyzecim indir de. Benim arkadaş var, o da onu da mı vurdun lan manyak kara, çatlak kara. Arkadaşlar, nine çatlak tüfekle uyuyor. Emanetsiz yatamıyorum kurban oldum diyen leş gibi. Gözlerim kapalı diye seni göremedim mi sandın diyor Garabel Usta. Arkadaşlar, Garabel Usta nineye bir 2-3 soru soracağız şimdi. Ne diyorsunuz, hangisini soralım? Silahı bir indir ya, ne silahı ya? Alo, burada elinde tüfekle oturmuş bela mı bekliyorsun aslanım? Bela beni zaten buldu diyor, doğru. Bela benim kardeşim. Bela seni buldu nineciğim. Kötü adamlar geldi dedi. Kötü adamlar dedi, her şeyi çaldılar dedi. Kim onlar ya? Kim onlar? Dayı, kim onlar? Ölülerim mi onlar benim? Ölülerim mi? Ezel. Ailem dayı, ailem onlar. Arkadaşlar, beni diyor hafife aldılar diyor, ben boz anayım diyor. Görmesem de diyor ben 8 sezon Lee Sin oynadım diyor, Lee Sin'im ben diyor. Vururum diyor. Nineciğim bak, o silahı indir. Erzak lazım mı erzak? Ne diyor bu ya, bu sana bağlı yabancı diyor. Bu ne diyor ya bu adam, bu karı, tövbe sana. Nine ile anlaşma yapıyoruz. Dur bir dakika nineciğim ya, dur. Dur bakalım nine. Ne istiyorsun sen benden? Yeni hedefimiz boz anayı, çatlak karıyı hayatta tutmak için malzemeler bul. Ulan nineciğim, yaklaşık bir 25 dakika oldu. 25 dakika önce bana öyle bakma, bak kafayı şey yapma. Bakayım beni görebiliyor mu? Yo. 25 dakika önce tavşanın kafasına taş fırlattım, tavşan yedim. Şurada bir ışık mışık yok mu, anasını satayım ya, karanlıkta oturuyorsun ha. İnsanı geriyorsun ya, vallahi insanı geriyorsun ya. Buzdolabın yok mu? Hayır, ayrıca ben açım bozananın karnını nasıl... Ah bir şey görüyorum lan, dur lan. Konserve sardalya. Fazla yiyeceğin zarar olmaz. Bozananın dolabı araklıyorum kardeşim. Bozana da fakir çıktı. Arkadaşlar, hiçbir şey göremiyorum ben ya. Dur bir dakika ya. Bozana'nın evinin ortasına ateş yaksam ayıp olur mu kendisine ya? Tutuşur mu acaba? Neyse, dur bakayım. Bir dakika Bozana, ben kayboldum senin evde ya. Tüküreceğim, nasıl bir evin var ya? Ya Bozana! La çatakara! Bak beni sinirlendiriyor orada, duymasın da elinde tüfek var. Bak ben şu an çok yorgunum ve karnım kazınıyor. O yüzden şu senden arakladığım konserve gıdayı kusura bakma ama senin karşında yiyorum. Afiyet olsun bana. Haram zıkkım olsun köpek. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Kırarım kemiklerini ha. Ben sana yemek getireceğim hadi. Şimdi çıkıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir yerde dinlenmem lazım. Bana şurada bir yatak ayarla bakalım hadi. Ben şurada bir yatayım. Ne olmuş bana? Ayağım burkulmuş. Bir dakika şimdi. Lokman ekim şeylerim ne diyor? Burkulma riski. Sargı bezim yok mu benim ya? Bir dakika ya. Burkulan yere sargı bezi uyguladım kardeşim. O tedavi hiçbir şeye yaramadı diyor. İşte lokman ekim olmayanlar yaramaz tabi. Neyse arkadaşlar, kör gidiyorum ya. Ulan Bozana'nın, ninenin evine bak, iki katlı çıktı lan. Ulan ben niye karanlıkta geziyorum? Ay yatak var burada. Ulan burada biri yatmıyor değil mi lan? Arkadaşlar bu ne ya? Biraz zaman geçirelim de en azından sakin kafayla görürüz yani. Hiçbir şey görmüyorum ben. Şu an ben bir uyuyayım. Ya Bozana gelip benim tüfeği benim böğrüme saplarsa, o zaman belasıyla zaten karşılaşır, onu söyleyeyim. Evet, az önceden şimdiye geldim. Biraz daha uyuyacağım. Bir 4-5 saat daha uyuyayım. Oh, bir aydınlık geldi. Anasını satayım, evet. Evet, kimse yok değil mi lan? Tamam, şimdi Bozana'yı tekrar göreyim. Bu ne lan? Dikiş kiti var lan. Yiyecek bir şeyler lazım. Bakalım Bozana'nın evinde bir şeyler var mı? Karton kutular var. Tuvaletten su mu iç diyor bu bana? He? Ben öyle bir şey yapar mıyım lan? Bu ne kardeşim ya? İyice arkadaşlar, bu işin cıvkı çıktı ya. Hepsini alayım da. Belki şimdi, belki kardeşim. Şeyde her şey mübah kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Kusura bakmayın da ne yapalım ya. Öleceğim yani. Kusura bakmayın da burada efendilik yok kardeşim. Ben dağda çok yattım, su aramam. Bozana nereye gittin? Çatlak karı bak, böyle uyuyor ya. Bu şu uyuyuşa bak ya. Tamam, şimdi görüyorum. Şimdi buzdolabına bir bakayım Bozana. Su şişem var. Çok güzel. Bu benim işimi görür. Karton kutunu ben ne yapayım? Burada bir yemek var gibi geldi bana. Karton kutular var. Ah ah ah, tencere. Çok güzel. Tencere muhteşem. Ha şöyle buzdolabına bakıyoruz. Buzdolabında tavşan var. Tavşan. Buzdolabından alıyoruz. Bir dakika kardeşim, kafam karıştığı için az daha ninenin dolabına kendi tavşanımı koyuyordum. Bak bunlar benim. Hadi oradan. Tamam, boz ananın görünüşe göre hiçbir şey yok kardeşim. Evet. Şimdi boz ana, bizden ne istiyorsun? Bana yiyecek bul lan lavuk. Hadi lan oradan hadi. Bu sokak o caddeye çıkmaz aslanım hadi. Arkadaşlar, bu boz anaya yiyecek bulacağımız ayağına iyi evimiz oldu. Bir çıkalım bir dışarıya, hava nasıl? Evet, hava güzel. Hava güzel, ben açım. Ben açım. Şimdi nineye yemek bulmadan önce kendime bana yemek lazım kardeşim. Ben yemek yemeğim olmazsa nine de ölecek. Öncelikle o zaman ne yapıyoruz? Ben kendim mi karnımı doyuruyorum. Aç şu kapıyı aslanım. Oy be. Şeyin üstüne bastım gibi geldi ama. Arabaya bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nereye ustam? Usta şu karşıya doğru sür bakalım ya. Eyvallah. Arkadaşlar şuralara bakalım. Radyoyu çalalım, Letko'ya koyalım. Eldiven kutusundan inşallah bir şey çıkar. Hiçbir şey çıkmadı, Allah kahretsin. Nereye düştük biz böyle ya? Bu ne lan böyle?
Ya bir şey bizi... Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Peşliyor gibi ağzına tükürdü mü çocuğu? Beni korkuttun. İç! Gel buraya. Bak Spani. Ben bu dafiki dakika geberteceğim ben bu dafiki dakika. Hepsini geberteceğim. Öküz bak Spani. Vallahi arkadaşlar sesten irkildim zaten. İt karşıma çıktı birden ya. Neyse onu bak pişirip yerim ben birazdan. Hatta Bozan'ın dolabına tavşan koyarız. O da olur. Bank mı burası kardeşim? Bankaya bir bakalım. Evet reis geldi. Keşke Bozan'ın tüfeğini alıp gelseydik. Kendimizi korurduk. Çok güzel. Çok güzel. Hiç öyle deme. Çok güzel. Hiç öyle deme. Harika. Yalnız bana... Oh banka müdürünün ev anahtarı da var. Yazıyor zaten banka müdürünün ev anahtarı diye. Niye şaşırıyorsun? Arkadaşlar ben çok açım ya. Valla şunu bir yiyeyim. Bir dakika şimdi. Bozan'a bir beklesin bakalım. Ben bir açım. O manyak karaya hiçbir şey olmaz. Şuraya bak. Şu tipe bak. Bak. Şunu bir atıyorum ağzıma. Gerçekten... Gerçekten mi? Açlıktan kafam dönmeye başladı. Susamaya başladım şimdi de. Ama sıkıntı yok. Hemen bir su da içelim. Su aldım ben yanıma kardeşim. Zaten Bozana'nın orada şömine var. Orada su ısıtırız ya. Kar eritiriz. Yapacak bir şey yok. Kağıt yığını alalım. Belki tutuştururuz. Şöyle içerilere bir bakalım. Dolaplardan. Radyoyu açalım kardeşim. Bir can kan açayım şuraya. Bir saniye bekleyin. Bir saniye beni. Can kan açıyorum. İşte böyle ya. İşte huzur buldum ya. Vallahi huzur buldum ya. Ama dolaplara bakıyorum hemen. Çok güzel bir enerji içeceği zulaladık. Şarjlandık. Burada hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Kağıt çıkıyor. Bol bol kağıt çıkıyor. Manyak karıya götüreyim de bari okusun onları. Gerçi manyak karının gözleri kapalı ki okuyamaz. Tövbe estağfurullah. Oo bitki çayı. Bitki çayı. Bitki çayı. Oo mikrodalga yemek de unutmuş. Oo fincan kahve. Abi fincan kahvem hatırını saydım. Bir yudumluk aşkım. İçeyim bari şunu ya, içim ısınsın. Oh be! Kendime geldim kardeşim, vallahi billahi ya. Kendime geldim, bu boştu. Başka bir şey var mı? Metal raf, karton kutu, karton kutu bunlar boş zaten. Kağıt yığını yeter anasını satayım kağıt yığını. Kilitli dolabı araştır. Hiçbir şey çıkmadı, kasayı araştır. Bir dakika şimdi kasa, bir daha eski kasacılardan kim kaldı dur. Evet, birincisi tamam, iki tamam. Ulan böyle de kasa açan adam da aç kalır mı be? Şükürler olsun. Dedeme bana bütün kasalar açmayı öğrettiği için teşekkür ediyorum. Açtım kardeşim, getir bakalım Zula'yı getir. Biz pilav üstü kulak mı yedik, biz ne yaptık ya böyle bu başımıza gelenler ya. Ya nakit çıktı ya. Nakiti ne yapayım parayı, Kanada dolarını ben ya. Gerçi şimdi dolar da kaç lira olmuştu arkadaşlar, haberim de yok. Uzun süredir şey yapmıyorum. Belki bir 6 lira falan olduysa iyi olur yani. Evet çıkıyoruz kardeşim. Hiçbir şey bulamadık. Bu anasını sattım bankasında. Yani dünya yuvarlak, insan bir köşeye çekilemiyor. Daha önce de söyledim. Bir dakika bir. Bu teyze ne istiyor bizden ya? Şimdi biz neredeyiz kardeşim? Bozana mı? Bozana burada değil ki anasını satayım. Bozana oraya mı gittin? Işınlandın mı? Teleport mu attın manyak kara? Oh daha çok malzeme için benzin istasyonunu kontrol et. Ulan madem benzin istasyonu var bana niye arattırıyorsun bu anasını sattımın evlerini ulan? Ulan bütün hayatımı berbat ettiniz be. Neyse bir bakalım ama. Oh şoför eldiveni. Yallah şoför yallah. Geldi şoför eldiveni geldi. Şifalı bitkiler mi? Oo iyi. Lokman ekime iyi gider. Ki kitabı ben şey yaptım zaten. Ben yaz. Postane notu. Okumam. Bana ne ulan not mu kaldı kardeşim? Burada efendilik kalmadı kardeşim gördüğüm kadarıyla. Zirve gazozu. Kitap. İyice kitapsız bir adam olmuştuk. İyi oldu kitap çıktı. Eyvallah. Ne oluyor lan kardeşim? Ben gidiyorum buradan. Arkadaşlar bence benzin istasyonuna gidelim direkt. Çünkü neden? Zaten benzin istasyonuna gidemezsek ineriz mineriz Allah korusun. Yani bu evlere bakılır. Bu evlere bakılır. Ama fırtına falan çıkarsa kardeşim oraya gitmemiz çok uzun sürer. Benzin istasyonuna bir gidip bakalım. Ha varsa giderken bir şey görürsek bakarız da. Bu anasını sattığımın yerini de yağmalamışlar. Bizden önce yağmacılar gelmiş. Bakın deliye. Ha delik sandım. Bakın benim kafa gitmiş. Aa ben de buraya niye girilmiyor diyorum anasını satayım. Adamlar hat çekmişler ya. Harika bir ev. Harika. Harika bir ev. Çok güzel. Ev çökmüş kardeşim. Bir dakika bu... Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Bir dakika ne oluyor şimdi? Arkadaşlar kurtlar uluyor ama inşallah vefat etmeyi düşünmüyorlardır ki karşıma çıkmazlar. Ben bu kadar söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Bunlar zaten kapalı. Bu evler çökmüş. Devam ke benzin istasyonuna hadi. Allah. Hah, tavşanmış anasını satayım tavşan. Allah tavşana benzemiyor. Daha büyük tavşan. Büyük tavşan ne kardeşim? Geyik geyik. Geyik. Büyük tavşan yok. Arkadaşlar bu geyiğin olduğu anasını sattığımın yerinde kurt da vardır. Ben size söyleyeyim ha. Bizi kurt kapabilir ha. Bana bak aslanım sakın bana bulaşmayın. Kazana bulaşma karası. Bulaşır. Allah bak orada şurada bak görüyor musun bak faruğa bulaşma belası bulaşır delikanlı gelme buraya ben işim var. Arkadaşlar şurada bakın geyik yiyor. Ulan insanı bir davet et iç gel Faruk ustam silen beraber yiyelim de. Biz de açız kardeşim herkes kendini düşünüyor ya bu nedir ya. Evet istasyona geldik sonunda. Hop çık çık çık. Ebenin tövbe. Evet çıkıyoruz. Bir gün Kalem diyecek ki yeter ulan yazdın yeter artık üstlerini çiz gitsin. Arkadaşlar içeride ninenin imitasyonu oturuyordu. İrkildim ve geri çıktım. Dayı şu an içeride söylüyor ne yaptı lan bu diyor. Ya bu başlayacağım şimdi neyse girelim bakalım. Dayı baksana şu kadar söylüyorum dayı. Ölmek için bir sebebim yok.
Ama yaşamak için sınırdayım bak, sana bunu söylüyorum. Elleşme. Bir selam vereyim yine de ben buna. Kasabadan mı kaçtın diyor. Ne kaçması lan, bizde kaçmak diye bir şey yok lan. Daha yeni geldim aynen. Adamın adını soruyorum, bana hiç kimseyim diyor ya. Nazar olsak değmeyeceğimiz adamlarla muhatap oluyoruz ya. Bir çakarım ben bunu şimdi. Bundan sonra orman kanunları geçerli aslanım, orman kanunları hadi. Bundan sonra yaşlıya saygı kaymadı. Astrid nerede onu söyle bana hadi. Boş konuşma. Arabalarda bir şey yok, niye yok, ne şey yaptın? Benim günlerim zaten bitti, ben yakında öleceğim diyor. Sana üzülüyorum diyor. O zaman çıkar şu üstündeki Jack Jones kabanı da ben de sevineyim. Aslanım hadi. Neyse kardeşim. Sağ salim git. Bol şans. Eyvallah. Ha tamam. Çok konuşma. Burayı şimdi yağmalayıp gideceğim. Sakın bak elindeki sopayla mopayla bana vurmaya kalkma. Fincan kahvem hatırına saydım. Üç yudum. Eyvallah kahve için dayı. Dayıya da sormadık ama hadi eyvallah hadi. Bu arada dayı bak ben çok açım. Vallahi kürek var. Bak küreği bir vururum kafana. Oh! Oh 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 oh. Çok güzel. Çubuk şekerler. Dayı sen buraya iyi tezgah yapmışsın ya. Eyvallah ya. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok iyi tezgah kurmuş kardeşim, şuraya bak. Her şey dolu ya. Aa o kadar ya. Ulan portakallı gazoz. Portakallı gazozum benim. Seni kim israf ediyor? Hangi lavuklar israf ediyor? Ben zerrene muhtaçken he? Gel. Gel ben size çok iyi bakarım. Gelin gelin. Hepiniz gelin hepiniz. Portakallı gazoz var. Gelin hadi. Buzdolabını aç. Ulan içinde bir şey yok. Kapat geri. Portakallı gazoz diyarı. Makina. Dayının makinası bile var. Kutu kahve, kutu kahve. Çubuk şeker. Bayat. Lan bayatı mı kaldı lan? Bayatı mı kaldı lan? Onlar bayattır delikanlı, yalnız dikkat et. Ulan az önce kurda dedim ki beraber yemek yiyelim. Beni de yemeğe davet et. Bayağı ben şey yapmayayım lan. Bayatı umursamayayım lan. Arkadaşlar biraz taze çikolatadan yiyeyim de nineye de bayatları götürürüm. O zaten dişleri şeyse yiyemez. Ben çünkü biraz şeyim, açım. Ah fırtına feneri. Bunu aldım dayı. Helal et hakkını. Market notu. Tamam defol git. Go enerji içeceği çok güzel. Oh bayram ettik ya arkadaşlar. Kasada param var mı? Ulan ben aslında bunların parasını da ödeyebilirim bu enayi ya. Bu hala para geçiyor sanıyordu. Ha. Ne kadar bunlar dayı? $20 versen yeter. Ulan sana ben $700 vereyim şimdi. Eşek. Ölecek hala para şeyinde. Kefenin cebi yok dayı. Ha, bak köpek mamalarını almayacağım mı sandın lan? Benim o ninem köpek mamalarını nasıl yer? Senin haberin var mı lan? Tamam arkadaşlar bunları ben yerim. Nineme de köpek mamalarını götüreyim. Gazete de götüreyim okusun. Mikrodalgaya da bakayım ne var içinde. Fincan kahvem var. Konserve şeftali. Ninem çok sever ya. Keşke iki tane olsaydı o da yiyebilseydi ya. Ben yiyeceğim ama. Görüşürüz dayı. Hadi Allah'a emanet. Sana ben bir şarkı açayım da öyle gideyim. Hadi görüşürüz bakalım. Al. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz bakalım. Kendine iyi bak. Olay tamam kardeşim. Çok güzel. Mallarımızı şey yaptık. Bu arada şu arabaya da bakayım gitmeden. Ya hiç de bir şey yok ya. Bu nedir ya vallahi billahi. Vallahi billahi yani. Kuruşu kuruşunu hesapladım. Seni 5 para etmedin aslanım ya. Bir şey çıkmaz mı ya? Ben gideyim yavaştan ninenin yanına arkadaşlar. Baksana şuraya. Kurtlar doluşmuş oraya ya. Şuraya bak. Aslında gidip arkadaşlar Mevlana kıskacı atsam bir tanesine. Kafasını boyun kilidine alsam. Bir geliyor mu lan o? Aa kömür buldum lan. Yerim lan ben bunu. Fişek kovanı da buldum. Oh akıyor bu akşam. Akıyor akıyor. Herkes kendi payıyla oynuyor aslanım. Sizin bir sıkıntınız var. Ben gidiyorum. Arkadaşlar şu aldıklarımızı bozana ninemize verelim. Ninemiz biraz bir şeyler yesin. Bu arada sedir medir de istedi ama ne sedir ya? İşte şey yakmak için. Ulan bir tane de taş alayım da elime. Belki kurt murt gelirse kafasına fırlatır. Uluma aslanım uluma. Çok oluyorlar arkadaşlar. Duyuyor musunuz ya? Hırlama aslanım hırlama hırlama hadi. Nasıl? Nasıl ama şey yapıyorum? Ha korku verdim itlere. Olay tamamdır kardeşim. Ninenin istediği kadar yemek bulduk zaten. Konserve gıda. Parmaklarım uyuştu parmaklarım. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmeden bu arada bakalım. Milton eviymiş burası. Milton'un eviymiş. Ulan buradan da birisi oturup çıkarsa artık kardeşim küreyi kafasına vururum. Onu da size söyleyeyim yani ha. Kusura bakmayın da artık yani yeter. Mikrodalgayı aç bakalım ne var? Fincan bitki çayı. Ulan bunlar da ne çay kahve hastasıymış anasını satayım ya. Buranın kahvehanesi nerede asıl ya? Onu söyleyin bana ya. Tencere. Tencere lazım olur. Arkadaşlar tuvalet var da tuvalet suyunu artık almayayım ya. Boş verin ya. Ejza dolabı boş. Aha antibiyotik. Lokman ekime en iyi yarayacak şey. Kokuşmuş tavşan var. Ya bunu bırak aslanım ya. Kokuşmuş tavşan benim ninem bile yemez ya. Ona götürmeyi düşündüm ama. Kumaş ve kereste kibrit çıktı kardeşim. Oh 10 numara. Tozlu köpek maması. Bunu ninem sever. Vah. Arkadaşlar bakın burada şey yapıyorsunuz da. Biz burada açlıkla boğuşuyoruz. Gözünü seveyim ya. Kutu kahve. Fırında da bir şey yok. Tamam burayı da yağmaladık yeterince. Aa üst katı var lan. Üst katı var lan buranın. Yün kaşkol. Gidince içeriz. Aslanım bereket ya. Burası bereket bereket. Masayı boş ver. Masayı alamam şimdi. Kitap var ama boş ver ya. Yeter kardeşim. Kitaptır şeydir yeter. Evet olay tamamdır. Kaçalım buradan. Yalnız şöyle bir durum var. Biz hatırlarsınız bankacının evinin şeyini aldık. Anahtarını aldık. Ben onu arıyorum aslında. Orada bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bankacının evini. Aa plastik konteyner var. Şuna bakayım bak ama. Yatağın altına boşuna. Aha banka kasası anahtarı. Aha banka kasası anahtarı kardeşim. Bankaya uğrayacağız. Antibiyotik. Allah Allah. Oh ulan jacuzzi'm var lan.
lan, benim kendi evimde bile jacuzzi yoktu lan kardeşim ya. İnsanlar felaket, spor çorap, Nike çoraplarım bile var. Kendi evimde olmayan şeyler bile kardeşim buldum ya, on numara ya. Bak, portakallı gazozu bulunca nasıl şükürler olsun diyorum, gördün mü? Nankör işte, nankör köpek. Arkadaşlar, reşo buldum, reşo reşo. Reşo mangalda iyi gider, mangalda. Mangalda reşo ile bir alevlendiririm ben ateşi var ya. Burada metal, bunu da alalım. Ama çantada yer bitti. Yok lan, daha 10 kiloluk yerim varmış, iyi. Kumaşla reşo çıktı. Olay tamam. Tamam, artık ninemizin yanına gidelim kardeşim. Fakat şu önünde araba olan... Oha. Oha, bankacının evini buldum. Bankacının evi. Bankacının evini buldum. Bankacı zengindir kesin. Çıkar aslanım, çıkar. Bak, mikrodalga hiçbir şey koymamış. Bitki çayı var bankacının. Kereste kibriti var. Şu buzdolabını ver bakalım aslanım bize. Kokuşmuş göl alabalı. Ulan insanlar anasını satayım yemek bulamıyor. Ot yiyor. Adamın alabalığı var. Oo, sobası bile var ya. Vallahi arkadaşlar, ben niye nineyle birlikte yaşıyorum ki ya? Ben geleyim burada yaşayayım. Bak, 10 numara sobam da var. Burada ben var ya, yıllar boyu yaşarım lan. Ulan ben buraya nineye söyleyeyim de ben buraya yerleşeyim kardeşim. Bak, zirve gazozum da var yanımda. Bayağı çikolata. Banka kasa odası kodu. Çok güzel. Yavrum benim. Deri çizmelere bak, deri çizmelere. Basit parkamızı da aldık. Tamamdır kardeşim olay. Aa, toplanmış odun, onu da alalım. Ya hayatımda hiç bu kadar acıktırmamıştım diyor ya. Ne diyor ya bu ya? Hadi aslanım, fırından bir şeyler çıkar. Fırın boş. Yavrum benim. Beyzbol şapkacısı çıktı. Taze kuru et bile çıktı. Ya ulan bu nine var ya, dua etsin ha beni bulduğuna. Vallahi dua etsin. Yoksa var ya ölecekti ha. Bir de tüfekle geziyor. Tüfeği yerdi artık. Termal işliğim bile var kardeşim. Termal işliğim bile var. Hadi giyeyim lan şunu ben, dur. İşlik giyen adamdan zarar gelmez kardeşim. Bak, işliği bir giydim. Deparıma bak. %87 oldu, gördün mü? İşte işlik adama depar attırır. Depar. Arkadaşlar, burası ne ya? Post ofis mi? Girebiliyor muyum? Efendim, kolay gelsin. Benim bir postam vardı ama. Buyurun geçin şöyle, sırada bakalım. Ulan kardeşim bak, kimse kalmamış. Herkes ölmüş ama hala postanede işler yürümüyor ya. Baksana şuraya ya. Hala sıra bekliyorum ya. Oh, sırt çantası. Kuş burnunu çöpe atmış. Lavuk. Köpek. Bu köpekler de uluyup duruyor vallahi billahi var ya. Vallahi biz ayaklarımıza takılanlarla değil, kafamıza takılanlarla meşgulüz aslanım, eyvallah. Tamamdır kardeşim, Bozan'ın evine geldik. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hıt! 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 Gir 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 kardeşim, gir. Gir 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 gir. Aman 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 aman. Aman aman aman. Aman, kurtlar geldi, aman. Aman. Amanın Nuri Baba, Cumali Kefa şaklaman. Amanın Şen Afacan şaklaman. Arkadaşlar, kurtlar sardı kapıyı. Fakat şöyle söyleyeyim, aslan kurtların tuzağına düşünce tuzaktan nasıl kurtulacağım diye düşünmez. Buradan çıkınca nasıl intikam alacağım diye düşünür. Allah'tan şeyi açmaya geldim. Kilidi buldum, banka kilidinin kodlarını. Kasayı açtım kardeşim. Aç kasayı, aç aç aç. Allah, kafama çarptı lan. Geldi. Buradan bir şey çıkmalı baba. Buradan eğer ki hiçbir şey çıkmazsa... İyi lan iyi. Öküzler kasaya şey saklamışlar ha. Çikolata barı saklamışlar. Nakiti ne yapayım kardeşim, bırak ya. Fişek kovanı çıktı. Ya dur be, midem kendini sindirmeye başladı. Biz burada ne yapıyoruz ya? Bu nine de şimdi benim arkamdan sövüyordur ha. Diyordur bu... Ulan bu şerefsiz... Nereye kayboldu lan bu şerefsiz? Ulan benim konserveyi de aldı şerefsiz, gitti lavuk diyordur bana. Ulan nine ya, canım sıkma ha. Evet arkadaşlar, zaten bankaya baktık. Boşuna bakmayacağım buraya. Kasalara da baktım. Hiçbir halt çıkmadı kardeşim. Üzümlü soda vesaire çıktı. O zaman ben şuradan şöyle bir geçeyim. 72 numara, 73 numara, 92 numara. Vallahi sırası kaçtıysa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben kaçıyorum kardeşim. Ah, şunu da alayım. Arkadaşlar şimdi karşıda kurt var. Şöyle yapıyoruz. Ben bir tabii bir tane bir bana yakışacak cinsten kardeşim. Şuradan bir şeftali bir yiyeyim ben, şeftalimi. Ya şimdi bankadan ayrıl diyeceğim. Bu kurt beni peşlemeye başlayacak. Nasıl yapalım? Bir bakayım bir daha ben. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin delikanlı, kafan çalışıyor ki gitmişsin aslanım. Kafan çalışıyor ki kaybolmuşsun ortalıktan, aferin. Köpek. Arkadaşlar. Nine! Neredesin lan şerefsiz? Ya nine, benim canım sıkma ya. Hiçbir şey bulamadım nine. Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir tane bile yiyecek yok. Ya bu kar ya arkadaşlar ya. İçimdeki lanet olsun içimdeki insan sevgisine ya. Ah tamam, köpek maması buldum, al. Köpek mamalarını koyuyorum. Ya arkadaşlar ya, vallahi billahi bak. Ne yapayım kardeşim ya? Bunların hepsini koyayım mı ya? Şu bayatları bir koymayayım, başlayayım. Bayıta koyayım. Ne istiyor bu ya? 8000'e kadar bir şey istiyor ya. Bu ne istiyor ya? Ya of ya, bu gazozları nasıl vereyim şimdi ben ya? Hadi bir tamam. 2 tane sana, 3 tane bana. Hadi 3 tane de sana vereyim gazoz. Bak şimdi hadi. Taze köpek mamaları sana. Taze köpek mamaları sana. Ezilmiş de var ha. Bak kolay yersin ha. Sağlamlar da sana. Tozlu köpek maması da var. Taze kuru et bu bana. Sağlam konserve bana. Kokuşmuş göl alabalığı. Hadi bakalım, alabalık keyfi yap hadi. Kaç oldu? 4816 oldu. Bu 8000'lik yemek istiyor. Bir de aç karnını doyuruyor. Köpek doymuyor da. Arkadaşlar, kahve vereyim biraz. Bir dakika lan gazo, bir dakika lan, yeri bitti lan. Arkadaşlar ya, bu gazozu vereyim diyor. O zaman tamam, gazozları ver. Al ya, sardalyaları al. Al. 5200 oldu şimdi. Ver köpek mamalarını ver. Ver. Aç kalmamış bu, belli. Belli, bu daha önce açlık görmemiş bu. Açlık görse şimdi bunlara nasıl sarılırdı ama. Açlık görmemiş, açlık. Al hepsini, al hepsini.
Ben aç gezeyim tamam? He sana. Hepsini sen ya. Daha hepsini istiyor daha. Lan cezası guduvet karı. Küfrenmiş de al. Al Allah'ın cezası köpek. Hepsini al hepsini. Soydun soğana çevirdin. Memleketi soydun be. Tamam koydum. Tamam erzağını koydum al. Nerede? Arkadaşlar buzdolabını doldurduk. Bakın ninenin bizden istediği buzdolabını doldur dayı dedi. Doldurduk. Bakın bunu doldurdum. Bir de dışarıdaki çıra deposunu doldur diyor. Bir de işim yok buna çıra arayayım. Ha ben de aç gezeyim tamam? Ben de şimdi tavşan yakalar yerim. Sen kuru etleri ye tamam? Ulan bari köpek mamasını bana verseydin be. Hepsini ben yiyeceğim. Hepsini hepsini. Açlık görmüşleriz. Avlama köpek. Avlama. Arkadaşlar kafayı sıyırdım arkadaşlar. Kafayı sıyırdım. Açlıktan kafayı sıyırdım. Çık şuradan. Çık. Çıra bul. Fırtına çıktı. Ben hazır yiyeceğe çıra çubuk topluyorum kardeşim. Zaten bunları nasıl yapacağız ya? Yok ya böyle bu hazır yiyeceğin çubuklarıyla uğraşamayacağız şimdi ya. Birkaç tane daha buldum tamam işte. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Hayırlı nöbetler. Teşekkür ederim gözüm. Şunu alıyorum senden tamam. Burada ne olmuş ya? Ulan bu nine seni de mi şey yaptı ya? He? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçeride bir karı var. Tam bir manyak. Sakın bak oraya bulaşma. Ulan şu karının sandalyeyi parçalasam mı ya? He? Parçalayayım hadi. Aa ölüyorum lan. Aa gece akşam oldu lan. Neyse kardeşim dur. Tamam mı lan bizim işler? İç. Bir çakarım şimdi senin suratına. Fırtına başladı vallahi. Ben yatmaya gidiyorum aslanım. Sabah senin çadır sedirleri kıracağım her şeyi şunları bunları. Sandalyeleri kıracağım. Sana şey yapacağım. Çubuk yapacağım. Ondan sonra da defolup gideceğim burada. Bundan sonra seninle şey yapmam. Ayrıca şuradan da bir tane sabah getirdiklerimden de bir tane de sardalya ver de. Baş şerefsiz vermiyor ya. Ulan komşusu açken tok yatan bizden midir lan? Vermiyor lan benim getirdiğim şeyleri. Tamamdır. Arkadaşlar ben yatmaya çıkıyorum şimdi. Bir sonraki gün hepinizle görüşmek üzere. Bu karının da ne yapacağı belli olmaz. O yüzden bir tane elime sopa alayım da şuradan odun modun alayım da öyle yatayım. Bu karının yapacağı belli olmaz. Sabah görüşürüz kardeşim. Sabah gün yüzüyle artık bakacağız bakalım neler olacak. Eyvallah görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Deniz Esfen ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.